Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Merhaba. Sabah avdaydık. Meramız arkadaşlar Çankırı bölgesi. Devlet avlaklarından birinde kota aldık. Yusuf abimle av sezonunu bugün açtık hayırlısıyla. Sabahtan bu merada güzel bıldırcın avladık. Ve öğlen de dinlenmeye çekildik hemen meranın üzerindeki ağaçların dibinde. Yemeğimizi yedik. Ya vurduğumuz bıldırcınları yaptık. Zaten videoda mevcut. Göreceksiniz. Evet. İkinci tur olarak. Evet, ikinci tur olarak aynı videoda uzatmayalım diye bunu ikinci videoya koyuyorum. Arkadaşlar açılış videosu gene aynı gün akşamı. Umarım bereketli güzel bir av geçer Yusuf İnşallah, abi. İnşallah kazasız belasız. Çok da güzel, doğa çok güzel. Gerçekten merası mükemmel bir meradayız. Şahane güzel bir arkadaşlarla dostluk içinde güzel bir gün geçiriyoruz. Biçer döverler çalışıyor arkadaşlar evet. Şu anda. Bu ne demek oluyor Yusuf abi? Bıldırcının daha fazla olması demek. Evet. Çıkarıyorlar. Biz fazla çıkaramıyoruz onları. Bıldırcınları çıkarıp oturdukları yerden arkadaşlar bizim av bölgemize doğru sürüyorlar. Evet, doğada olan tüm dostlara rast gelsin arkadaşlar. Videolarımızı izliyorsanız beğenip abone olmayı, bizlere destek vermeyi lütfen unutmayın, ihmal etmeyin. Evet arkadaşlar, güzel bir yorgunluk atıyoruz şimdi. Ekip istirahata çekildi. Evet. Gördüğünüz gibi deniz kıyısında değil, ağaç dibinde, av merasında istirahat. Biz de Mustafa hocamızla birlikte, kendisi Yunanistan Gümüşineli, Türk yalnız. Yunanistan'dan Yunan kahvesi getirmiş. Cezve de yaptı ve içiyoruz gerçekten. Değişik bir damak tadı var. Köpeklerimiz de, onlar da dinlenmeye çekildi. Yatıyorlar, dinleniyorlar. Yusuf abi de şurada kampeti yastık yapmış, görüyorsunuz. Yerde yatıyor. Evet. Bıldırcınlar asılı. Nerede bıldırcınlar? Şurada, orada. Evet, bıldırcınlarımız da poşetimizde, az sonra temizleyip güveç için hazırlığa başlanacak. Ortam muhteşem. Biz de kahvemizi içtikten sonra bıldırcınları temizleyip biraz ıstırahat ederiz herhalde, değil mi? Evet, Çankırı merasında serin havada oturuyoruz. Evet, şu anda oturuyoruz. Arabalara gireceğiz. Koltukları yatırıp şöyle bir saat hafiften bir kestirme yapıp tekrardan ava çıkacağız. Öğleden sonra avına. Evet, kısa bir av turu yaptıktan sonra tekrar burada gelip inşallah bıldırcınlarımızı yaparız. Tabii güveç yapacağız. Evet, tarif alacağız senden yaparken. Kolay iş. Evet, arkadaşlar birazdan çıkacağız. Evet, kuşlarımız tütsülendi. Diğer bir kısmı da tütsülenecek. Biz de yeni uyandık arkadaşlar. Çok güzel uyumuşuz gerçekten. Harika. Biraz sonra... Suyu da göster abi, sağda öyle güzel bakıyor. Evet, suyu gösterdik. Suyu, suyumuz evet, harika. Yusuf abi. Suyumuz harika. Vallahi suyumuz böyle aşağıya doğru gidiyor. Köpeklerimiz hiç susuz kalmadı. Evet. Ağaçlar buraya bir ömür katmış. Aynen öyle, bu ağaçlar yani olmasa arkadaşlar burada durulmaz. Ne çadırda durulur ne bir yerde. Ağaçların altı o kadar serin ki. Yani deliksiz uyku uyudum arabanın içerisinde. Hatta daha da canım uyumak istiyor.
Biraz daha şey yapacağım, dinleneceğim. Aynen, çünkü öğlen saat 1:30. Biraz güneş şey yapsın, dönsün. Ava devam edeceğiz arkadaşlar. Acayip yoruyor. Yağlı bunlar, yağlı. Hiç çıkıyor dalgada. Küçük ama yağlı. Ondan uğraşırken falan. Acayip yoruldu. Onun üzerine hiç uyumadan atladık geldik buraya. Küçük domates var bütün içinde. Aynen. Bıldırcınları bütün atıyorsun. Bütün. Abi 2.965 lira düşmüş. 3.000 lira ben mi? Bayağı düşmüş. 65 lira düşmüş. Fazla acı yapma şimdi. Sizin ara uzak mı buraya? 2-3 tane böyle atayım. Al 400 geldik. İnsanlarla uğraşıyorsun. Yetişiyorum. Size burası demirine getiriyoruz. Size burası. Bize burası var ya çok yakın. Ha bir de. Biz Eskişehir'e 400 kilometre gittik. Ben? Bak iyi gel alalım. Sirke mi? Sirke yok. Ne kadar koyduk abi? Bir küçük kahve fincanı. Evet sirkemizi de koyduk. Zeytinyağı. Hakiki zeytinyağı. Bu da bir kahve fincanı. Evet abi. Maşallah. Tamam. Bu da tamam. Tuzumuzu attık. Kekik piştikten sonra atılacak. Öyle mi? Ha, yanmasın tabii. Diye değil mi? Yanmasın. Acılık veriyor. Acı biber yerine bütün biber atıyorsun böyle. Aynen. Pul biber yerine. O da yanmıyor. Güzelce. Sarımsağımız, soğanımız, domatesimiz. Bütün bir bardak da su bununla. Müthiş. İşlem tamam. Evet. Bir kafada sarımsak. Evet dostlar, az sonra ateşe girecek güvecimiz. Güvecin kapağını kapatırken kapağını kapatacağız değil mi? Kapatacağız. Altına folyo koyacağız ki hava almasın. Evet Mustafa abi duydunuz. Bir bardak su. Evet. Zaten domatesler falan suyu salıyor. Evet. Ama az geldi. Biraz sulu olsun biraz, isterseniz. Bir yarım bardak daha. Hafiften yarım bardak daha. Ayarını sen bilirsin abi. Bunu hiç karıştırmıyorsun. Ne olduğu gibi bırakıyorsun. Öyle mi? Tabii karıştırmıyorsun hiç. Abi, o kendiliğinden karışmıyor. Tamam ya. Burada dün kalkıp biraz daha yukarıdan güveçlerle olsun. Dur. Yabancı maddeler çıkmasın. Bir saat kısık tamam, ateşte kaynatacağız. Evet. Bir saat kısık ateşte. Evet Mustafa abinin tarifini duydunuz. Bir saat kısık ateşte kaynayacak. Tüpte mi kaynatacağız? Tüpte fark etmez ateşte. Tüpte kısık ateşte ya da odun ateşinde istediğiniz yerde kaynatabilirsiniz. Evet folyomuzu dikkat edin kapattım. Parmaklarınızı yemeyin ben yedim bak. Bir parmak gitti benim. Evet. Avcılıkta dikkatli olmakta fayda var her zaman. Bu folyo olmazsa olmazı. Değil mi? Hava almayacak. Hava almayacak evet. Folyoyu koyma şeklini görüyorsunuz arkadaşlar. Aynen. Direkt üstüne otu kırıyor. Oo, harika. Harika. İşlem bu kadar. Evet arkadaşlar, güveçimiz hazır. Ateşte bir saat kısık ateşte kaynayacak. Bu şeyden Mustafa abi, bıldırcın için mi bir saat? Mesela çullukta, keklikte farklı mı saatleri? Bir saat yeterli. Hepsine. Hepsinde bir saat yeterliymiş. Evet. Bazıları bir tane yapıyor mu? Tüpümüz de burada. Evet. O böyle ağır ağır kaynayacak. Evet. Arabanın arkasına koyalım ki rüzgar almasın değil mi? Feridun abi, ben senin yanında olsam ne yaparım biliyor musun? Evet. Yusuf abi 2000 lira gönderdi, ne alışmayacak ya? Onun şimdi zamanı abisi, alsın hem orada kendine haşır neşir olsun, kendi onun. Evet, güvecimizi de rüzgar almaması için böyle bir kartonla etrafını sardık. Bunu özel mi taşıyorsun abi, böyle mi denk geldi bugün? Bugün denk geldi. He, bugün denk geldi böyle. Bunların şeyi evet. Hiç yok. Evet, yemekte görüşürüz. Yemekten sonra ava çıkacağız arkadaşlar. Mustafa abi ellerine sağlık. Evet, i̇nşallah afiyet olsun. İnşallah tadı da çok güzel olacağı benziyor zaten. Evet. Ama erimiş adeta. Harika olmuş. Evet, tam çok pişmiş. Güzel olmuş yani. Tepsi küçük geldi. Şöyle biraz. Fotoğraf çeksene. Evet arkadaşlar. Çeksene. Tepsi de olaydı şöyle şey olur. Olsun. Ya böyle daha zevkli. Evet bize afiyet olsun arkadaşlar. Yemekten sonra başlarız değil mi artık yavaş yavaş şeydi, toparlanıp hava. Tabii yemekten sonra havada başladı esme. Şimdi çıkılır. Evet ondan sonraki inşallah avladığımız kuşları da artık evimizde yapacağız arkadaşlar.
Evden de bekleyenler var. Var değil mi? Evet. Çoluk çocuk evde aç. Çoluk çocuk evde bıldırcın bekliyor. Evet. Bıldırcın etinin lezzetini bilen bilir buradan. Evet. Aynen. En lezzetli av eti sayılır, evet. Öyle değil mi? Aslında yani bunu kendi yağını... Saraylarda bile bıldırcın eti. Ama tabii yani çiftlikte pişmiş olmayacak. İyiyim, Facebook'ta gördüm. Rastken sınava gitmişsiniz. Evet. Kemiğinden dağılıyor bak. Masanın son durumu arkadaşlar. 5 dakika öncesini çekmiştim. Masa iflas etti. Ben şöyle bir kaldırayım. 5 dakika sonrası. Ya temiz bulduk, temiz bırakalım dedik. Evet. Yani yıkamaya gerek kalmasın. Yıkamaya dedi. Gerek kalmasın. Sünnetliyoruz. Evet arkadaşlar, gerçekten. Buyurun soframıza. Doğadaki lezzeti 2-3 kat daha fazla oluyor. Bu tarzdaki yemeklerin. Doğada yenmesinin. Bir de doğal bir şeyse, bıldırcın gibi, doğal bir besinse, doğal bir etse gerçekten yani bulamayacağımız, yaklaşık bir seneden beri herhalde bıldırcın. Evet, çok geçen sezondan beri ağzımıza sürmedik. Evet, çok lezzetliydi işin özü. Evet, kusura bakmayın, bunu da size espri olsun diye koyduk. Yani 5 dakika öncesi ve 5 dakika sonrası olarak. Bak, tencereyi bile mi evet. Tabii. Ben bir daha bir dolanacağım onu. Evet, yıkamaya gerek yok. Şu salatalarımızı da hemen bitirelim. Avımıza başlayalım arkadaşlar. Hava da çok güzel arkadaşlar. Şimdi çok şükür karnımızı da doyurduk. Şu alt meraya doğru başlayacağız. Demin biçer döverler orayı biçtiler. Bayağı bir yeri biçtiler. Biçer döverlerden yan tarlalara kayan kuşların peşine düşeceğiz birazdan. Evet arkadaşlar, bunlar ne derseniz çöplerimiz. Çöplerimizi toparladık. Mustafa abim sağ olsun gene her zamanki gibi. Arabamıza koyuyoruz. Giderken atacağız. Şimdi evet, demin söylediğim gibi aşağıdaki meraya, tekrar sabah avlandığımız meraya ineceğiz. Yalnız buraya kadar yürümemek için arabalarımıza bineceğiz. Arabaları meradan çıkış noktamıza koyacağız. Evet arkadaşlar, merada tekrar görüşürüz. Hay, aferin. Ötüyor. Rozi değil bu. Fermada abi. Ha. Geçti. Bana o taraftan geldi gibi ses diyor. Şu yığının dibinden 5 tane kalktı. Jandarma arkadan çağırırken. Şuradan bir yerden geldi abi ses. O ağaçların dibine doğru yığılmış olabilir. Ağaçların dibine doğru.
Aferin. Termada gel abi. Biçerdelerden kaçan kuş buraya gelebilir. Gördüm abi konduğu yeri. Onu alacağım abi. İki tane fişek attım ona. Şurada tam. Bıldırcın kemiği vermiş miydin sen ona? Ben de verdim. Bakayım benimki ne yapacak. Feridun abi de mi bulamadı? Benim oradaki vuramadığımda 3 tane çektim patladım. He? 3 taneye çektim. Oh. Ulan 3 taneye çektim de patlamadı. Lan ne oldu şimdi? Bu kadar ateş ettik. Bir tane çantaya girmedi mi? Yok, 2 tane vurduk. Birini bu yedi, birini şey. Hangisi yedi? Bu benim köpek. Ulan diyorum orada kemik verdik ona, bıldırcın kemiği. Al buraya beni siktim. Feridun onu bulamazsın abisi, gel. Aha. Aha arkada bak Mustafa abi. Fermada. Ferma ama yürüyün ona, o gidiyor. Beklemeyin. Mustafa abi alsın ona. At abi. Yok, kondu buraya. 2 tane kondu. Ondan hariç de kondu 2 tane. Al. Bu tarafa bakmayacağız mı? Onlar yukarı çıkıyor. Leo'yu göremiyorum arkadaşlar. Başakların arasında. Fermada mı acaba? Evet. Evet arkadaşlar, bir av gününün daha sonuna geldik. Sabah gün doğmadan buraya düştük. Biraz arabada kestirdik ve ava başladık. Öğleden önceki avımız güzel geçti. Dinlendik, uyuduk, güvecimizi yaptık. Tekrar ondan sonra akşamüstü ava çıktık. Fazla kuş göremedik sabahki gibi. Akşamüstü bıldırcın avı yapan arkadaşlar bilir. Kuşlar kendiliğinden kalkmaya başlar toplanıp. Fakat öyle bir şeye denk gelemedik burada. Ekinler çok sık. Köpekler kuşları kaldıramıyor. Kuşlar ancak kendisi kalkmasını bekliyoruz. Onlar da kalkmıyorlar zaten. Ya enteresan.
Her yerde kuş sesi ama bir türlü kaldıramıyor. Evet. Bu da enteresan bir durum yani. Evet, hayvanlar evet. Buraya alışmışlar. Saklamasını iyi biliyorlar. İyi biliyorlar. Yalandan mı ses atıyorlar, ne yapıyorlar? Zaten aşağı yukarı yarıdan fazlasını da bulamadık abi. Çok bulamadık. Maalesef ya, yazık oldu. Günah oldu, yazık oldu. Evet, yarıdan fazlasını da bulamadık. Evet. Evet, bugün de bu av günü de böyle geçmiş oldu. En azından açılışta gene kaideyi bozmadık. Güzel de bir gün geçirdik. Evet. İyi oldu. İyi oldu arkadaşlar. Evet, bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Bakalım balık avında mıyız, üveyik avında mıyız, neredeyiz biz de bilmiyoruz. Göreceğiz. Sağlıcakla kalın. Videolarımızı izliyorsanız beğenip abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Efendim.